Ondan sonra siz gittiniz bankada yatırım hesabını açtırdınız. yok içinde yetkinizi aldınız. Bundan sonra hazırsınız. Hisse senedi alacağız veya fon alacağız. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunun iki yöntemi var. Birincisi bankaların internet şubelerini kullanabilirsiniz. de aracı kurumlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Aralarında bazı farklar var. biz banka üstünden ilerlemeye devam edelim. Bankadan Hisse senedi almak istiyorsunuz yatırım hesabınızdan arkadaşlar hisse senedi al seçeneğine tıklamanız gerekiyor işte internet bankacılığı veya Cep telefonundan da olur bu fark etmez Mobil bankacılıktan da olur oradan yatırım işlemlerine girip Hisse senedi al Olarak tıklayıp orada alacağınız hisse senedinin kodunu yazıp ne kadar alacağınızı belirleyip al dediğinizde O hisse senedi o fiyattan Eğer satışı varsa tabii ki Sizin Yatırım hesabınıza girer Böylece hisse senedi alımınızı yapmış olursunuz. Aynı şekilde fon içinde yatırım işlemlerinden yine yatırım fonu al kısmından tıklayıp oradan istediğiniz fonu hangi kurumdan almanız gerekiyorsa buna da değineceğim. Oradan seçip o fonu da gene miktar belirtip al diye tıkladığımızda o fon sizin hesabınıza geçer. O miktarda geçer. Bunların nasıl alınıp nasıl satılacağı ve bunun nasıl yönetilebileceğinden biraz bahsedeceğim. Bunların nasıl seçilmesi gerektiği ileriki videolarım konusu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim: hisse senedi aldığınız zaman, eğer o fiyattan işlem görüyorsa zaten yani mevcutta işlem gördüğü fiyattan alıyorsanız, anında hesabınıza geçer. Ancak bu hisse senedini satmak istediğinizde, piyasa fiyatından satmak istediğinizde, siz bugün satarsınız ama iki gün sonra o para sizin hesabınızda kullanılabilir hale gelir. Ya şunu söylemek istiyorum. E, T artı 2 diye geçer bu. Siz mesela pazartesi günü sattıysanız hissenizi çarşamba günü o parayı bankadan çekebilirsiniz. O aradaki iki gün boyunca o parayı bankanızdan çekemezsiniz. Bazı bankaların bu aradaki iki günü de atladığı yani bu iki günü de kullandırmadan ekstra bir komisyon karşılığında direkt hesabınıza geçirdi uygulamaları da varmış ben ama görmedim yani e, duyduğumu sadece paylaşıyorum araştırırsanız bulursunuz muhtemelen bazı bankalarda bu imkanı sağlıyorlarmış peki bunun dezavantajı ne dezavantajı şu mesela siz bir hisseniz var sattınız hemen mesela borç ödeyeceksiniz o parayla iki gün beklemeniz gerekiyor o para iki gün takas bankta tutuluyor ve sizin hesabınıza hemen geçmiyor e, Burada bir risk var mı yok? Onu söyleyeyim. ya yani o para sizin paranız, sizin adınıza Takas Bank'ta duruyor. Ee, ancak e, siz onu oradan iki gün öncesinde çekip alamıyorsunuz. Beklemeniz gerekiyor. Ama şunu yapabiliyorsunuz. Mesela ben X hissesini mesela atıyorum, Garanti Bankasının hissesini sattım. Ama hemen aynı gün işte Halk Bank hissesi aldım. Bunu yapabiliyorsunuz. Yani o. Para takas banktayken sizin hesabınıza geçmese bile oradaki parayı kullanarak bir hisseyi satıp başka bir hisse alabiliyorsunuz. Ama o parayı çekip faturanızı ödeyemiyorsunuz. İki, iki gün beklemeniz gerekiyor. Bu kısmı önemliydi. Fonlarda da yine benzer şekilde ne fonu aldığınıza göre değişiyor. Mesela bazı fonların e, gene iki gün bekleme süresi var hisse senedi. Bazı fonların işte Eurobond gibi fonların da benzer şekilde bazı fonların ise mesela bir günlük şey var. Hatta bazı fonlar anında işlem yapıyor. Mesela likit fon kullanıyorsanız hemen bozdurabiliyorsunuz. Ama mesela yurt dışı yabancı hisse senedi fonu satıyor, kullanıyorsanız eğer öğleden önce vermediyseniz emri iki buçuk gün sonra hesabınıza geçiyor falan gibi bazı e, şeyleri var. Bunları da zaten siz alım satım yaparken banka şubesinden yani o kullandığınız arayüzde size bunun ne zaman hesabınıza geçeceğine dair bilgi veriyor. Hisse senedi için değil ama fonlar için böyle benim kullandığım tüm platformlarda, bankalarda bu bilgiyi veriyor. Yani bu işte X fonunu mesela diyelim ki ben petrol şey yurt dışı yabancı fonunu satıyorum. Yurt dışı yabancı hisse senedi fonunu işte ayın 11'inde satıyorsam öğleden sonra diyor ki ayın 14'ünde hesabınızda geçecek diyor. Onu bana onun bilgisini bana önceden veriyor. Sat, satım işlemini yapmadan önce veriyor. Bu platformları arkadaşlar bu şekilde kullanıyorsunuz ya hisse senedini de fonları da bankalardan bu şekilde alabiliyorsunuz bunun dışında bir de tabi şey seçeneği var ya arayıp müşteri temsilcisiyle bu işlemi yapma seçeneği var ya ama ben nacizane ya bugüne kadar yaklaşık 15 yıldır falan bu piyasalarda işlem yapıyorum müşteri temsilcisini arayıp yaptığım işlem sayısı 1 veya 2'dir yani o da internet bankacılığında bir sıkıntı yaşadığım için yapamamışımdır. Onun dışında tüm işlerimi internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan halledebiliyorum arkadaşlar. Burada yalnız kritik konu şu. Maalesef ki Türkiye'deki bankaların altyapıları bu anlamda çok kötü. Yani piyasalar biraz hareketlendiği zaman, ortalık biraz çalkantılı olduğu zaman... Bankalarımızın sistemleri çöküyor arkadaşlar. Yani çöküyor dediğim ne? Mesela hisse senedi almak için giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, vermiyor, satmıyor, almıyor. Açılmıyor, donuyor. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı. Ya bu gibi olumsuz şeyler çok fazla yaşanabiliyor bizim ülkemizde. Bu konuda bankaların tabii yatırım yapması gerekiyor arka planda server anlamında veya işte yazılım anlamında. Ancak tabii bu maliyetten kaçınıyorlar. Bu da size zaten yılda iki kere üç kere böyle bir durum maksimum yaşanır. Daha fazla daha sık yaşanıyorsa zaten değiştirmeniz gerekiyor bankanızı. Ancak o 2-3 seferde de ciddi canınız yanabilir. Böyle bir risk var. Onu söyleyeyim. Bu nedenle ben Naçizane şunu öneririm. Benim tecrübelerimden çıkardım sonuç. Ben tek bir bankadan işlem yapmıyorum. Tek bir aracı kurumdan da işlem yapmıyorum. Hisse senedi alım satımı içinde işte Viop tarafı içinde benim 2 veya 3 tane farklı bankada veya aracı kurumda hesabım var. Bunlarda şöyle yapıyorum. Mesela bu hesapların hepsinde belli bir miktar para duruyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Hisse senedi için işte yüzde %40, fonlar için %10 kullanacağız dedik ya. Fonlarda bu satış konusunda bir sıkıntı yaşanmaz. Yani fonlarda fonlarla ilgili böyle bir problem yaşamazsınız genelde onu söyleyeyim. Bahsettiğim problem genelde hisse senedi ve Viop için geçerli olur dolar tarafında da bazen bu sorunu yaşatıyorlar onu söyleyeyim ama hisse senedi üzerinde konuşalım. Hisse senedi tarafı için ben şöyle yapıyorum. Mesela paramın %20'si hisse senedinde kullanacağım %40'ın %20'sini bir bankada %10'unu bir başka bankada %10'unu da bir başka bankada tutuyorum. bunların peki bir maliyeti var mı? Yok. Yani siz orada hesap açarken baştan konuşursanız yatır, ben yatırım hesabı açacağım ama bir hesap işletim ücreti falan ödemek istemiyorum derseniz bu konuda anlayış gösteriyorlar. Burada ikinci bir konuda şu arkadaşlar. Yatırım hesabı açarken e, şunu konuşun. Komisyon oranı çok önemli. Yani sürekli alım satım yapmayan birisi için çok önemli olmayabilir ama bence bunun pazarlığının baştan yapılması gerekiyor. Ben size şimdi bazı oranlar vereceğim. Komisyon oranları. E, hesabınızı açtırırken bu şekilde komisyon oranlarını istemeniz gerekiyor. Normalde bizim bankalarımızda komisyon oranları arkadaşlar eee binde bir binde bir binde bir ile işte on binde beş arasında falan şey yapabiliyorlar. hisse senedi alım komisyon oranlarında oynayabiliyorlar. Burada şunu bilin. o sizi hesap açan kişinin bu oranları değiştirme hakkı var. Belli bir bant arasında oynatabiliyor. Burada tabii size şunu söyleyebilir, ya sizin yatırdığınız para çok az veya çok fazla e, değilse, e, işte 100 bin liran üstünde hesap açarsanız, işte size atıyorum 10 binde 5 komisyon oranı veririm falan gibi şeyler söyleyebilirler arkadaşlar. E, bu tarafta benim size bu piyasalardan çok fazla aracı kurumla falan da konuştum, çalıştım. İdeal olan komisyon oranları arkadaşlar şu yani verebildikleri 10.000'de 3 kadar 10.000'de 3'e kadar her bir banka veya aracı kurum inebiliyor yani pazarlığınızı yapın 10.000'de 3'e kadar e, komisyon oranınızı indirmeye çalışın indirmiyorsa bir sonraki bankaya geçin yani sonuçta bunların hiçbiri şey değil e, bulunmaz hint kumaşı değil o vermiyorsa öbürü verir bunların 10.000'de 3'lük Komisyon oranlarını bulmaya çalışın daha uygunları da var mı var mesela 1 milyon liralık yatırım hesabı açarsanız 10.000'de 2 de verir hatta bazıları işte ekstra işlem yapma platformu da veriyor mesela matrix gibi veya işte ideal gibi bazı yatırım araçları da var onlardan da bahsedeceğim bazıları bunlara erişim hakkı falan da veriyor. Ancak e, 10.000'de 3'ten fazla komisyon ödüyorsanız kazık yiyorsunuz bunu bilin. Yani bunun karşılığını size zaten hizmet olarak vermiyorlar. E, o yüzden benden size naçizane tavsiye komisyon oranı konusunda bu azdı çoktu diye düşünmeyin ve mutlaka bence pazarlığınızı yapın. Yani 10 binde 3'e kadar çok rahatlıkla inebiliyorlar. Böyle 30-40 bin liralık bir parayla bile yatırım yapacak olsanız size bu 10 binde 3'lük oranı verebiliyorlar arkadaşlar. Bu videoda da bunlardan bahsetmiş olalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar işin biraz daha derinine ineceğiz. Hisse senedini nasıl seçeriz? Fonları nasıl seçeriz? Onlardan bahsetmeye başlayacağız. Öncelikli konumuz fonlar olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar.